Bu prova, tamam mı? Şöyle Tamam. bir prova yapalım. Başlat, ver gücünü. Böyle yapmayacağız. Burada yatağı koyup yapmamız lazım. Hayır, masaya koyacağız. Dur bir. Ben seni yenerim. İmkanı yok yenemezsin. Hüseyin. Ama sekiz eskiden değil. 8 kere Abi falan 8 yaşında yeniyordun beni. Artık 14 yaşındayım. Beni gerçekten yenemeyeceğini düşünüyor musun? Evet. Bak ciddi başla, misin? Başla. Tam bir iddia ilerim o zaman. Öyle fasulyesine yarışmam. Ne istiyorsun? Yarın bir gününü ben yöneteceğim. Sen kazanırsan, ben kazanırsam bir gününü ben yöneteceğim. Evet. Tamam. Boşalt şunu. Bildiğin kölelik yapacaksın ama bana. Bak, bunun senin kazanmanı imkanı bile yok. Gel abisin. Gel. Bak. Gel. Gel. Çok basit bir şekilde boyunuz yöneteceğim. Kulağı geçti. Bir tane kural var. Böyle bir kural yok. Şimdi 3 kere yapıyoruz. Bence 3 şans olsun. Tamam. Ve 2 tanesini alan, daha fazla alan kazanır. Tamam. Tamam mı? Beş şöyle dirseklerini iyi. Düzgün tut. Ya. Masadan destek alabilirsin. Bu biraz kazanan, önemli. Kazanan. Bak her şeyi yaptırdım, sen ödeyeceksin her şeyi. Aldın para her da şey. Benden geliyor. Evet. Tamam. Veya benden işte, sen kazanırsan benden. Ve o gün boyunca yapacağımız aktiviteleri kazanan kişi belirleyecek. Aynen öbürü öyle. Hepsini yapmak zorunda. Benden antrenmana bile geleceksin. Tamam, sen de benimle alışverişe falan çıkacaksın. Tamam. Tamam, başla. Hazır mısın? Gelmen imkanı yok. Hazır mısın? 1, 2, 3. Şu nasıl bir, olabilir bak böyle şu bir şey? Şu bir. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ellerim terli. Bir. Ya boş kes. Benim de terli. İki. Ben hazırlıklı değilim. Üç olmadan başlamıyorsun. Geriye sayacağım ve düzgün dur. Bak şöyle tutuyorsun. Şöyle tabii ki yenersin. Öyleyim. Hayır dirsek hareket etmeyecek dirsek. Düzgün durur musun? Tamam. Hüseyin omzunu hiza bak. Benim gibi dur. Tamam. Tamam. Üç. İki. Bir. Ah, hayır. Şey yap. Benim bak boş kes dirseğim böyle yaptım. Bir bir. Ama ben zaten buradan başladım. Yalan atma hadi. Hayır buradan başladım. Yalan atma hadi. Hadi benim buradan başladım. Kazanan. Bak adam gibi. Tamam sus. Kazanan, şu dirseğim böyle. Kazanan yönetiyor. Gibi. Kazanan öbürünün bir gününü yönetiyor. Tamam mı? Bekle. Hadi. Bir de ya şey çok ıslak. Aynen. Aynen. Bahane. Gelme. O dirseği buraya bir, koyma. Peki. Hüseyin dur. Nasıl bir hilecisin? Üç olmadan başlamak. Tamam ne olacak? Bir. 2 3 Köle! Ya bir şey söyleyeceğim. Hile yaptığını biliyorsun. Demin nasıl kazandım o zaman? Demin nasıl kazandım demin o zaman? Sen böyle bir daha getir, bir daha getir. Hayır. Final 2-2. Final. Ne 2-2'si? 2-1 ben kazandım. Tamam son bir kez daha ya. Ya gel abisi. Bak adam gibi karışma. Bu sefer ağlamak. Buradan başlama. 3-2 Bekle. 3-2 Usuruk kafanı bırak. Rakibi indirerek dikkatini dağıttım. Sen gel baştan al orayı. Dur. Ya. Adam gibi dur. Bak şurada başlıyorsun. Kolunun hizasında. Hizanda ol. Öyle bir kural yok. Öyle bir benim kural kolum var. Böyle yapıyor. Hizada ol. Senin gibi durma. Hizada ol. Benimkini bırakır mısın? Benim kolum şu an yamuk duruyor Ece. Bırakır mısın kolumu? Düz tutar mısın benim gibi? Aynı hiza. Şu an o zaman ben de böyle tutuyorum. Tamam başla. Senin gibi dur. Gel bir daha, gel bir daha. Gel sol elde yapacağız. Gel. İsteyen gelsin buradan buraya. Başlıyor. Şu an başlayabilir miyim? 3 saat kaç? 12'ye geçsin direkt başlayacaksın. Öyle bir şey yok. Sabah başlıyor. Saat 10'da 8 geçiyor. Sabah başlıyor. 12 olduğu gibi başlarsın. Bu kadar basit. Bu görüntüler incelenmeli. Ve bence burada bir hile var. Bir tane kazandı, onda da hile yaptı. Benim kolum böyle. Onda asla hile yapmadım da onu alnımın akıyla, teriyle kazandım. Ben neyle kazandım? Sen 3 kağıt. Tamam gel bir daha. Türlü türlü. Aa, çok ağlıyor. Tamam sus. Sol el gel hadi. Hayır tamam yeter artık. Kolum zaten şey yani korktu. Yani kabul edeceğim. Arkadaşlar yarın challenge'ımız başlıyor. Ben de yapabilir miyim? Gel lan. Gel. Yen ablayı. Oha! Oha! Abartma işin. Nasıl yani? Bu ailedeki en güçsüz kız ben miyim? Şaka yapıyorsun. The winner is Demne Besli Çoba. Anne dördüncüyü yapın. Benim birini yenmem gerekiyor. Dördüncü kardeşim. Şaka. Şaka yaptım. Anneannem ortadayım diyor. Evet arkadaşlar challenge'ımız başlamıştır. Hüseyin Erkin Çoban'a yenildiğim için yarın bütün gün onun istediği ne varsa yapacağım. Neler yaptıracaksın bana? Neler düşünüyorsun? Sabah nerede? İdmana gideceğiz. Yani senin bir 10 gibi kalkman lazım. Normalde 3'te kalkıyor kendisi öğlen. Yarın 11'de idmanım var. 10'da kapına gelirim. 10'da kapına tak tak yaptığım gibi kalkıyorsun. Duşunu kalkmak alıyorsun. Kalkmak istemezsin. Hazır. O zaman öyle bir şey yok. Başka çaren yok. 11'de bizim bak 10.30'da orada olmamız lazım. Hemen çıkacağız.
Zaten yol 15 dakika. Giyineceksin, duşunu alacaksın, artık ne yapıyorsan yap. Ben 10'da senin kapındayım. Aşağı iniyorsun. Kahve yapıyorsun bana. Oh! Ardından şöyle bir başka? Tost olabilir. Başka belki. Ne istersin ablacığım? Tost. Tost iyi olur baya. Cappuccino yanına tost. Güzel olur. Ben seninle bir şey söyleyeceğim. Ben günümü yönetebilirsin derken şu AVM'ye gidelim, şunu yapalım mı tamam. Kastetmiş. Şunu yapalım mı, kahve yapalım, yapsan mı yani? Bence okey. Ama sen benim yani ben kralım sen vezirsin. Böyle düşün. Hani sen ne dersen yapmak zorundayım. Aynen öyle. Yalnız sen kazanabileceğim bir iddia da yapacağız. Eğer tamam yaparız. Eğlenceli olursa yarın. Yaparız. Ve ben kazanınca ben de senin gününü yöneteceğim. O zaman sen tamam. Bittin. Ama bak, ona göre yarın yapacağım. Her şeyi yapacaksın. Yaptır. Onda kalkacaksın. Duşunu alacaksın. Yapacağız her artık. Şey bizde söz sözdür. Ben atıyorum şuraya gidelim dedik. Gideceğiz. Ismarlayacaksın. Sana bir şeyler aldıracağım. Mesela bir tişört beğendim. Kendi paramla almak zorundayım. Evet. Ben mi alayım bir de? O kadar bilek güreşin seni yendim. Evet arkadaşlar, challenge'ımız başlamıştır. Yarın beni Hüseyin'in kaldırmasıyla beraber Hüseyin'in bana yaptıracağı şeyleri göreceğiz. Bakalım Hüseyin bana neler yaptıracak, çok merak ediyorum. Yarın bir günümü Hüseyin Erkin Çoban, yani biricik kardeşim yönetiyor olacak. 14 yaşındaki bir çocuk, bakalım bana. Çok da kıyamam sana. Yarın çok kötü görüşürüz. Bir gün olacak. Sabah beni uyandırmaya gelirsin artık. 10'da kapanma. Üstüme su falan dökme de un falan yumurta. Yok. Biliyorsun öyle şeyler yaparsın biliyorum çünkü önceden. Sen bana yapıyordun da değilsin. Sen de bana yapıyordun da neyse. İyi hadi çok da şey yapma. Zorlama beni. Tamam. Yapma. Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki dün girdiğimiz iddia sonucu bir gün boyunca senin ne isterse yapıyorum. Şu an saat 9 falan. Odamın kapısına geldi az önce, gürültü yaptı ben uyanayım diye. Çünkü idmanı varmış ve beni şu an zorla idmanına götürüyor. İdmanı saat 10'daymış. Beni yaklaşık bir saat erken uyandırıyor belki de, hiç bilmiyorum. Birazdan aşağı inip öğreneceğim. Bütün uykum kaçtı. Bütün keyfim de kaçtı. Şu şekil yatakta oturuyorum. Şimdi ayılacağım. Evet, şimdi Hüseyin'in uyandırması sonucunda zorla hazırlandım. Böyle bir kot giydim, bir de tişört giydim. Şimdi çıkacağız ve Hüseyin'in idmanına gideceğiz. Saat daha 10.30. Hüseyin'cim sağ olsun. Sabahın köründe gürültü yaptığı için erken uyandım. Daha sana bugün neler yaptıracağım, neler? Çöpten bir şey yedirebilir miyim böyle, ben seçeceğim. Hayır Hüseyin. İnanılmaz sıcak. Sabahın ilk saatleri. İlk saatleri dediğim saat 11. Lan benim için ilk saatte. Ay yürüyemiyorum bak, görüyor musun? Ne yapıyorum ben burada? Niye izlemeye geldim ki ben şimdi bunu? İddia sonucu. Ne zaman bitecek? Birde. Arkadaşlar şu an Hüseyin'in antrenmandan kaçtık çünkü çok acıktık. Yemek yiyip geri döneceğiz. Umarım yokluğumuzu fark etmez. Hala bitmedi antrenman. Gün bitti. Bitti ya, ben burada ne yapıyorum? Evet arkadaşlar, Hüseyin antrenmandan çıktı. Ve 2 saat boyunca onu izledim. Bir ara onsuz yemek yemeye gittim, şu anda itiraf ettim. Hayatımda geçirdiğim en güzel 2 saatlerden biriydi. Benim anlamadığım şey, Hüseyin bizi hiç takmadı. Ne yapmamı bekliyorsun orada? Bana bakıp böyle kalp malp, el sallama bir şeyler yapabilirdin. Biri gidiyor. Sen bizi bırakıp yemek yemeye gittin. Evet, vicdanım el vermediği için onu söylemek zorunda kaldım. Seni bırakıp sen görürsün yemeye. Sana en pahalı parfümü aldıracağım. Hüseyin öyle bir şey yok, maddesi var, şeyleri söylemezsin. Var. Bu kuralı sen şu an mı koydun peki? Hayır, dün de bahsettik bundan işte, istediğimi aldırırım falan diye. Parfüm olmasın. Abla sadece parfüm değil zaten. Parfümden çok pahalı. Sadece parfüm değil zaten. Bittik biz. Bugün bir daha teşkil etmek istiyorum. İdmandan sonra ben Hüseyin'i yaklaşık bir buçuk saattir bekliyorum. Beyefendi hazırlandı, duşunu aldı. Ben uyudum. O sırada üzerime sadece bir sweatshirt geçirdim. Başka bir şey yapmadım. Uyudun mu? Uyudum. Kaç saat? Yarım saat falan uyudum herhalde, bilmiyorum. Allah Allah, Hüseyin'in bu şekerlemeleri vardır. Şimdi Hüseyin bana neler yaptıracaksın bugün, onları biraz anlatır mısın? Bugünün geri kalan kısmında. Bak bugün sana acımayacağım. Ne aldıracaksın bana? Kendime bir parfüm alacağım, tamam mı? Sonra bir yemek yiyeceğiz. Oo! Sonra? Senin şu an benim gözüme girmen ve benim insafıma kalmam. Ne diyorsun? Benim insafıma kalmam. Benim
Oh my god, idmanı izledim lan. Daha ne yapayım? Manyak. Benim insafıma kaldım. Bugün bu çocukla ben gerçekten bittim. Ayvayı yedik. Bir daha ben bilek güreşiyle ilgili hiçbir şey yapmayacağım. Belki taş kağıt makas falan olabilir ama hayatımda verdiğim belki de saçma kararlardan biri erkek olan bir kardeşimle. Bilek güreşi yapmaktı yani nasıl kaybedebileceğimi anlamadım bilmiyorum ama 2-3 öncesinde ben hep seni yeniyordum. Bunu kabul et ama. 2-3 önce yeniyordum. Dün de bilek güreşini yaparken gece aslında bir yere bir yenecek gibi oldum. Yenemedim maalesef. Dürüst olmak gerekir. Tebrik ediyorum kendisine. Bugün bana istediği her şeyi yaptırabilecek. Parfüm aldıracakmış. Yemek ısmarlatacakmış. Bakalım ne kadarla kurtaracağız bilmiyorum artık. Battık bugün. Birazdan çıkacağız elden o zaman artık. Ben de bir üstümü tekrar tişörtümü giyeyim çünkü bu üzerimdeki kalın. Benim. Bırak. Sen bırak. Bugün benim günüm, bırak. Hüseyin beni şu an bir yere götürüyor. Nereye götürdüğünü bilmiyorum. Onun dediklerini yapmak zorunda olduğum için yapacağımız aktiviteden bir fikrim yok, bir haberim yok. Yemek yiyeceğiz dedi ama yemek yemeye mi gidiyoruz anlamadım çok. Oğlumu sürpriz bir yere götürüyorum. Yemek. Yemek var mı işin içinde Hüseyin? İşin içinde yemek var. Ama güzel. Nerede yiyeceğiz? Ne taraftan of, gideyim? Soldan mı? Ne olur balık falan soldan. Yemeyelim ya. Soldan mı gideyim? Evet. Pek sevmediğim bir şey ama benim ve babamın çok niye sevdiği bir şey. Niye bana bunu yapıyorsun ya? Ben böyle, çok seviyorum yapacak bir şey. Böyle kızarmış bir şey mi? Soğuk bir şey mi? Kızarmış bir şey. Bu ne ya? Bana ahtapot ördek mördek yedirmeyin bak. Yok. Tamam çok, yani her istediğini çok, yapıyorum bugün senin de bu kadar da değil. Çok benim basic de bazı şey. Kurallarım var. Çok basic bir şey. Biraz düşün. Kızarmış ne olabilir yani tavuk mangalda? Mi? Evet. Tavuk mu yiyeceğiz? Evet. Üstüne de dondurma yiyelim lan. Peki ben mi ödüyorum? Evet. Kime ödeyecek başkanım? Sen ödeyeceksin değil, kim ödeyecek? Kimin ödemesini isterdin paşam? Şey de yapabiliriz. Şurada bir kokoreççi var. Teşekkürler. Gelce başka bir şey var mı? Çok bir şey var. Yap. Mesela şu ne? Mumbar. Deneyelim mi? Bu ne be? Mumbar ne demek? Bağırsak mı? Ölsem mi? Allah kokoreç yiyorum. Benim burası. Ne bu? Kirzol ızgara. Arkadaşlar böyle bir mekana geldik. İnanılmaz güzel ve lüks. İzmit'e yeni açılmış. Hüseyin beyefendi bizi getirdi. Bakalım ne istiyor? Hepsini ödeyeceğiz. Yiyeceğiz. Oğlum neye sinirleniyorum? Benim kadar iyi bir abla sen gördün mü hayatını? Seni nerelere getirdim ben şu an? Yapma şunu ya. Sen de yapsana geçelim. Sen yapmaya utandın sen. Şimdi servis başladı ve içli köfte geldi. Hüseyin bunu deneyecek. Dene bakalım nasıl. Buradan nereye gideceğiz? Buradan galiba buradan sonra da go-kart'a gidecekmişiz. Hüseyin içli köfteyi. Vay! Muazzam. Hazır Hüseyin yiyorken ben de yiyeceğim. Şimdi çiğ köfteyle başlıyorum. Bakalım nasıl. Hüseyin'e özel hizmet çiğ köfte yedireceğim. İzleyin. Limonlu abi. Yeter. Çok marul var. Tek atamam onu. Nasıl? Resmen kölen oldum. Bütün pis işleri bana yaptırıyorsun. Ellerim limon oldu. Hüseyin buradakiler ikram olduğu için ve beleş olduğu için sonuna kadar değerlendiriyor. Şu an ne yediğini ben de bilmiyorum. Ben ekmek şu içli köfte oldum. Nasıldı? Güzel de çok sıcaktı. Ben şimdi deneyeceğim. Çok mutluyum şu an. Hüseyin'in bazen beynini ve zekasını kullanabildiğini düşünüyorum. Bizi buraya getirerek iyi bir şey yaptı. Şimdi deneyeceğiz. Bununla. İlk defa deneyeceğim. Kuzu şiş benim değil miydi Hüseyin? Kanat bende. Güzel mi? O kadar iyiyken. Ayran kuzu yemiyorum ya. Bunun ne olduğunu zannediyorsun? Evet. Arkadaşlar şakasız hayatımda yediğim en iyi çöp şişlerden biri. Hüseyin'in bugünkü bize en değil yani direkt tek katkısı galiba bizi güzel bir yere getirmesi oldu. Ne dersin? Mutlu musun? Herhalde bilek güreşinde yendiğin güne dualar ediyorsun şu an. Değil mi? Evet mi? Evet. Bir ağırlık çöktü. Şimdi yemeğimizi yedik. Doydun mu artık? Doyduğunu söyle lütfen. Çok doydum. Çok fazla ikram vardı. Çok doyduk o yüzden. Şimdi buradan kalkıp nereye gidiyoruz artık? Bunu bize açıklaman gerekiyor. Buradan kalkıp go-kart'a gidiyoruz. Ne oldu? Kaç dakika yapacağız? Go-kart'a 10 dakika falan mı? 10 dakika falan da bu. İnanılmaz yorucu bir aktivite ama... Bu neredeyse hiçbir şey yemedi. Ben öküz gibi yedim. Bu kesin... Çok şiş yedim. Go-kart'ta seni yeneceğim. Go-kart'ta beni yenersen... Tatlısın. Aynen videonun tam tersini çekiyorsun.
Duydunuz mu? Herkes şahit mi? Tamam. Go kartta beni yenersen ve ben seni yenersem uyduğun tam tersi çıkıyor. Teşekkür ederim. Bye. Hiçbir şey yanmıyorum da. Biletim bitti, ona yanıyorum. İki gündür ton balıklı salata yiyorum evde. Yemek yemek yerine. Ve şu an burada yediğim şeye bakın, tatlı. Kebabı gömdük, şimdi üzerine tatlıyorum. Bitti. Bunu telafi etmek için bir hafta otlayacağım evde. Ejini bahçeye salalım orada. Çimenlerden biraz. Çok komik. Hüseyin, o iç çekişi beğenmedim. Hayır. Arkadaşlar, çöp şişlerimizi yedik, tatlımızı yedik. Bir şey içmedik, su içtik. Şimdi go-kart'a gidiyormuşuz. Hüseyin Paşa Hazretleri öyle istedi. Önde oturmama izin verdi. Kıyamadı bana galiba, ya da onu kandırmış olabilirim. Şimdi go-kart'a gidiyoruz. Heyecanlıyız. Onsuz daha önce iki kere kaydım. Kaydım ne ya, sürdüm. O yüzden onu geçebileceğime ihtimal veriyorum ama... Rakibimiz Hüseyin Erkin Çoban'sa işimiz biraz zor tabii ki. Yani ben siz ilk kere gitmeni üzüldüm. Belki kendini geliştirdiysen biraz rekabet olabilir. Ama beni yenmen tabii ki. Hiç rekabetçi değilim. Direkt alırım istediğimi diyorsun. Aynen öyle. Hesabı arkadaşlar ben ödedim. Ne kadardı Hüseyin'cim? 3150. 3150. Canım kardeşim için feda olsun. Ama bir daha bilek güreşi yapmamaya and içtim. Bunu da söyleyeyim. Bir daha Hüseyin'in asla iddiaya girmeyeceğim. Bu işten en zararlı ben çıktım. Sensin zaten, başka zararlı. Babam da yemeği yedi. Herkesin göbeği şişti, karnı doydu. Ben paraları ödemeyeceğim. Tabii ki özetleyeyim. Edrin Suçoban, 16 Kasım 2006'da Kocaeli'de doğmuş genç bir sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncudur. 2018 yılında O Ses Türkiye Çocuklar Yarışması'nda Nil Karaibrahimgil'in Kanatlarım Var Ruhumda şarkısını söyleyerek tanınmaya başlamış ve bu deneyim müzik kariyerinin başlangıcı olmuştur. YouTube ve Instagram gibi platformlarda büyük bir takipçi kitlesine sahiptir. YouTube kanalında DIY projeleri, müzikal performanslar ve günlük vloglar gibi içerikler üreterek popüler olmuştur. Ayrıca Masal Şatosu, Sihirli Davet adlı filmde ve Alice Müzikali gibi projelerde rol alarak oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Edrinsu'nun kariyeri sürekli gelişmektedir ve sosyal medyada aktif olarak içerik üretmeye devam etmektedir. Şu anda doldum. Arkadaşlar, şu an dinlediğiniz şey yapay zekaydı. Babam yapay zekaya beni sordu. Yapay zeka benim hayatımı anlattı. Şu an şok oldum. Resmen yani söylemediği hiçbir şeyim kalmadı. Yani her şeyi tarih tarihine bildi. Hüseyin'den bile bahsediyor. Hüseyin'den bile bahsediyor. Aynen, bu kadar bilgimin internette olması ve bilinmesi tabii ki çok gurur verici. Bir garip oldum şu an. Siz? Bence de çok enteresan. Yapay zeka. Ben kendimi sorsam mı acaba? Tanesen bir çoban desene ne olur. Ece Suçoban'ın babası falan der herhalde ya, bilmiyorum ki, deneyeyim mi? İleride Türkiye'nin en ünlü şarkıcısının babası diyecek ama. Şu anda go-kart'tayız. Go-kart sağımızda kalıyor. Birazdan bineceğiz ve Hüseyin'le yarışacağız. Çünkü o istedi. Yani sevdiği bir aktivite istedi benden de. Ben de kıramadım. Birazcık ablamla mutlu olsun. Zaten cebinden parası çıktı. Biraz eğlensin hani. Sen eğlenmeyecek misin? Zaten sen mutlu ol diye geldin. Tamam işte, ben mutlu olacağım. Sen biraz onu yeneceğim. Çünkü fiziksel olarak ondan daha büyük. Bu doğru bu arada. Hayır, daha hafifsin, daha hafifsin. Evet, daha hafifim, daha çeviyim, daha zekiyim. Birazdan orada konuşuruz. Go-kart yapacağımız yerde burası arkadaşlar. Karting, go-kart karting. Çok heyecanlıyım, hemen gitmek istiyorum. Yine Hüseyin mutlu. Mutlu musun? Mutluyum. Bu videoyu ilk ve son çekişimiz. Bir dahakine sen tersi. Bir dahakine sen benim isteklerimi yapacaksın ve benimle konfere ve tırnak bakımına sen geleceksin. O zaman senin yüz ifadeni göreceğim. Tırnak bakımı seni pediküre götüreceğim. Beni burada. Heh. Elbise giyip çıkarım, o kadar. Ben. O kadar bak. Hazır mısın? Aman bir şey olsam bile beni sever miydin? Bu kas oldu bence ya.
çıktık. Bir sürü çocuk vardı bizim gibi süren. Çoğu beni geçmeye çalıştı ama bir tanesi bile geçemedi. Ben bir tek Hüseyin'i geçemedim. Hüseyin'i de başta ben geçmiştim. Sonra ben bir yerde kaza yaptım çok fena. Orada Hüseyin beni geçti, bir daha geçemedim onu. Ama onun dışında herkesi geçtim, çok iyiydim. Baba nasıldın? Muhteşemdim, vallahi tebrik ederim, çok iyiydim. Evet, Hüseyin'in istediğini yapma videosunda... Hiç bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Tabii. Vallahi süper, tebrik ederim. Rica ederim. Hüseyin'in istediklerini yapma videosunda biraz ben de eğlenmiş oldum. Arkadaşlar Hüseyin'in istekleri bitmiyor yani, bitmiyor. Sanki 40 yıldır bugünü bekliyormuş gibi. Şimdi de bize Nike'dan tişört baktıracakmış. Yine ben alacağım eğer bir şey beğenirse. O yüzden dua edelim hiçbir şey beğenemesin inşallah. Hadi dua ediyorum. İnşallah bir şey bulurum, bakalım annemizin duası kabul olacak. Şey yeter artık ya. Ben bir şey yapmadım. Yeter, daha ne yapacağız? Yeter, daha ne istiyorsun benden? Kabinci Hüseyin'i bekliyorum. Yine bir şey buldu tabii ki. Allah onun duasını kabul etti. Bekliyoruz. Beğendin mi? Bu cebi yok ya. Alacak mıyız? Alacağım da. Alacaksın. Çoraplarım kısın. Terlemiş biraz. Tamam, dudağın üstü niye alda yapmış gibi kızarık? Çünkü sivilce bir sıkılacağım. Ya iğrenç ya. Alıyor muyuz bunu? Tabii ki Allah yine Hüseyin'in duasını kabul ettiği için Hüseyin şortunu buldu. Bir tişört yapacağız. Bir dans et bakalım. Ey. Tamam, bunu alıyor muyuz o zaman? Alıyoruz. Hüseyin tişört bakmak yok. Babam da bir sürü bir şey buldu Hüseyin'le. Evet, Hüseyin alacaklarını aldı. Babam da buldu. Bu işten yine en zararlı benim. Ben hiçbir şey bulamadım burada. Hüseyin yine bir sürü bir şey buldu. Bana mı gidiyorsun bunları? Yeter artık ya. Ne kadar masraflı bir çocuksun sen. Niye bu kadar masraflısın? Black Rush'ın seni yendim mi o yüzden? Ben yine hiçbir şey almadım. Hüseyin'de poşet var. Babamın poşetini ben taşıyorum. Biz eve gidiyoruz. Ben hiçbir şey alamadım. Hüseyin bana her şeyi aldırdı. Babam da aldırdı. Haftaya tam tersi. Alır. Tamam. Ama bir 5 kere falan yapmamız lazım ödeşmek için. Çünkü bugün bana... Maske hani, falan yaparsın bana zorla. Benim bugün full senin istediğin oldu. Bütün her şeyi ben ödedim. Daha ne yapabilirim ki senin için? Lütfen. Tamam, kapatır mısın artık? Koşa. Bak. Çok ileri gidiyorsun sen ya. Dedim eve geldim, dinleneyim artık. Gün bitti. Hüseyin elinde telefon. Bana ne diyor biliyor musunuz? Git bana kahve yap. Hem de yok, bol sütlü az kahveli olacakmış. Olmazsa bir daha yapacakmışım. Saatler geçiyor ki hala Hüseyin'den kurtulamıyorum. Şimdi ona kahve yapacağım. Sen benim cezvede falan yapacağımı düşünmüştün ama ben makineden yapacağım. Beğenmezsen bir daha yaptırırım. Yani. Boş ya, böyle bir şey olmayacak. Tamam, hazır. Latte yapıyoruz. Latte çalış istedim, senin var ya. Peki ben latte mi istedim? Evet. Hatırladığın için teşekkür ederim. Sen başka bir şey içmezsin ki. Az kahve yapıyorum değil mi yoğunluğunu? Hafif olsun. Bana öyle bakma. Zaten yorgunluktan bayılacak gibiyim. Arkadaşlar bir gün bu kahve makinesinin bir işe yarayacağını biliyordum. Yorgunluktan... Oğlum yapsana. Ne oluyor? Beğenmek zorundasın. Makine ne kadar zorlanıyor baksana bir kahve yapmak için. Şuradan ekleyeyim. Oo. 1,5. Nefis. Tam sıktım. Kahve ekleyecek inşallah diyorum. Ekliyor. Oo, rengi çok güzel kahvenin. Açık bok rengi. Yüzüme de tükürdü. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Oldu oldu oldu. Kahve oldu galiba. Afiyetle.
Önce bir tadım testi yapalım. Beğeneceksin artık ama ya. Bu kadar da saygısızlık, anladın mı? Kötü dersen şuradan. Gayet güzel olmuş. Gerçekten mi? Yalnız ücreti ver, 150 lira artık annemin. Nasıl? Artık beni salar mısın? Harbi bu videoyu burada bitirelim yoksa bayılacağım yorgunluktan. Bitirelim mi artık? Video çok güzeldi ama bitiş benim için üzücü olacak. Hüseyin resmen 14 yıldır kurduğu bütün hayalleri gerçekleştirdi bugün. Böyle bir hizmet, böyle bir ablalık hayatında hiç görmemiştir eminim ki. İstediğim her şeyi değil. Yaptım. Atma bu arada. Normalde tam tersi. Kabul et. Kabul et, ben çoğu istediğini yapıyorum. Tabii yapıyorsun ama ben de yapıyorum. Bu kadar hizmet etmiyordum. Aynen. Evet. Bugün Hüseyin'in resmen bir günlüğüne yardımcısı falan oldum. Yani ne istiyorsa yaptım. Umarım mutlu edebilmişimdir seni. Oldum. Bir daha seninle iddiaya girmeyeceğime eminim. Bu videonun tam tersini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar lütfen bu videonun tam tersini istiyoruz diye yorum atın ki ben de videonun tam tersini bahaneyle çekmiş olayım. Başka videolarda görüşmek üzere. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hüseyin'in... Oğlum sen ne biçim reklam yapıyorsun? Hüseyin'in kanalına da abone olabilirsiniz. İsmi Hüso. Değil mi? Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.